Duygularımla selamlıyorum. Türkiye 15 Temmuz akşam saatlerinden itibaren tarihinin en kritik günlerinden birini yaşamıştır. Ülkemizin ve milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde yuvalanmış bir grup, emir komuta zinciri dışına çıkarak darbe girişimi başlatmıştır. Fethullahçı terör örgütü üyesi oldukları anlaşılan bu grup, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla devlete ve millete karşı saldırıya geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi Köprüsü ve çeşitli askeri birimlerimiz yoğun saldırı altında kalmıştır. Şahsımın ve hükümetin kararlı duruşu, milletimizin darbe girişiminde bulunanların karşısına cesurca dikilmesi, güvenlik güçlerimizin etkili müdahalesi sayesinde hamdolsun bu teşebbüs amacına ulaşamamıştır. Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir şekilde sahip çıkması karşısında darbecilerin silahları da, tankları da, helikopterleri de, uçakları da işe yaramamıştır. Asker elbisesi giymiş teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz gece boyunca kahramanlık destanları yazmıştır. Gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Darbe teşebbüsünde bulunan hainlerin karşısına dikilen vatandaşlarımız, gözlerinin önünde onlarca kişi vurularak şehit olurken yaralanan birçok kardeşimiz de bütün bu şehit olan kardeşlerimizi o yaralı halleriyle kurtarma gayreti içerisine girmiş, sabaha kadar kararlı bir şekilde direnişlerini sürdürmüşlerdir. Hamdolsun, kendisini bu vatanın bir evladı, bu milletin bir ferdi olarak hisseden herkes darbe girişiminin karşısında yer almıştır. Milletimiz 1960 darbesinde Menderes ve arkadaşlarına sahip çıkamamanın üzüntüsünü yıllarca yaşamıştır. 1980 darbesinde bir sağdan bir soldan anlayışıyla dar ağaçlarına gönderilen gençlerine sahip çıkamayan toplumumuzun acısı hala tazedir. 15 Temmuz 2016 tarihi bu kötü gidişe dur denilen bir dönüm noktası olmuştur. Ülkemiz tarihinde ilk defa bir silahlı darbe girişimi milletin bizzat kendisi tarafından akamete uğratılmıştır. Türkiye demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılığını vatandaşlarının canı pahasına ispat etmiştir. Darbe girişiminde bulunanların açtıkları ateş sonucu sivil vatandaşlarımızdan, polislerimizden ve askerlerimizden şu an itibariyle 246 masum insan hayatını kaybetmiş, 1536 masum vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Çok açık söylüyorum. Şu anda şu siyasi parti, bu siyasi parti bunun üzerinde duracak değilim. Ama Cumhur'un başkanı olarak ben milletimle iftihar ediyorum. Ve milletimizle birlikte inanıyorum ki bütün bu engelleri aşmak suretiyle demokrasi tarihine bir kahramanlık destanını Türk milleti olarak biz yazmış oluyoruz. Bu böyle anılacaktır. Aziz vatandaşlarım,
darbe girişiminin haber alındığı andan itibaren Cumhurbaşkanı olarak başbakanımızla, bakanlarımızla, emniyet teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizin darbecilere karşı duran komutanlarıyla çok yakın bir çalışma içinde oldum. Tüm tehlikeye ve tehditlere rağmen derhal İstanbul'a giderek milletimle birlikte darbecilerin karşısında dimdik bir duruş sergiledik. Milletimizin dirayeti ve kararlılığı karşısında darbe girişimi ertesi gün akşam olmadan tamamen bertaraf edilmiştir. Bugün yani 20 Temmuz Çarşamba günü de önce Milli Güvenlik Kurulumuzu topladık. Ardından da Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı değerlendirme sonunda darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için ülkemizde anayasamızın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini hükümete tavsiye etme kararı aldık. Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultusunda Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı. Bilindiği gibi anayasamızın 120. maddesi ülkede demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri olması durumunda olağanüstü hal ilan edilmesine imkan sağlıyor. Olağanüstü hal ilanının amacı ülkemizde demokrasiye, hukuk devletine, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Bu uygulama kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir. Tam tersine bu değerleri koruma ve güçlendirme amacına yöneliktir. Yaşadığımız darbe girişimi Türkiye'de kimlerin canları pahasına demokrasinin ve hukuk devletinin yanında olduğunu, kimlerin de diktatörlük peşinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emir komuta kademesi ve elbette en önemlisi milletimiz tercihinin daima demokrasiden yana olduğunu göstermiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinden itibaren meydanları, sokakları doldurarak devletinin ve hükümetinin yanında olduğunu haykıran tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Partisi, siyasi fikri, inancı ne olursa olsun tankların karşısında dikilen her bir vatandaşım benim gözümde Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Onlar gerçekten o imanlarıyla o tankların karşısında durdular ve şehadete koştuklarını haykırdılar. Değerli kardeşlerim, namluların karşısında dimdik duran ki bu noktada tabii ki beraber yıllarca çalıştığımız arkadaşlarımızı da biz burada gerçekten uğurladık. Önüne arkasına bakmadan paletlerin altına yatan 32 yaşındaki bir hanım kardeşimiz bakıyorsunuz şehadete yürüyor. Bunlar işte bir bayanı tankla ezecek kadar alçak. Bu denli namussuz. Bu denli vahşi. Ama o hanım kardeşim benim şehadet şerbetini yudumladı ve oraya yürüdü. Durmadılar. Ama milletim de durmadı.
Onlarca insan vurulduğu halde saatlerce bulunduğu yeri terk etmeyen vatandaşlarımın her biri İstiklal Harbi kahramanlarımızın torunları olduklarını ispatlamışlardır. Savaş uçakları, helikopterler tepesinde dolaşıp bombalar atmasına, ağır silahlarla ateş etmesine rağmen sokakları, asker kılıklı teröristlerin hedef aldıkları yerleri boşaltmayan kardeşlerimin kahramanlığını ifade edecek kelime, inanın, bulamıyorum. Darbe girişiminin bastırılmasının ardından başka birileri yeniden aynı cüreti gösteremesin diye günlerdir tüm şehirlerimizin meydanlarında demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımızın her biri isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdıklarını bilmelidirler. İşte bugün saat 4, baktım 4'ten itibaren herkes Kızılay'a yürümeye başlamış. Şu anda yine binlerce insan Kızılay Meydanı'nda. On binler Konya'da meydanda. Ve biraz sonra telekonferansta onlara bağlanacağız. Onlara hitap edeceğiz. Şurası çok çok önemli. Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü binalarında görev yapanlar başta olmak üzere darbe girişiminde bulunanların ağır saldırıları altında kalmalarına rağmen bir an olsun tereddüt göstermeden görevlerinin başına koşan, mücadele eden polislerimizin fedakarlıkları her türlü takdirin üzerindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde darbe girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergileyen, bu uğurda şehit olan, yaralanan askerlerimizin sağlam duruşlarına da milletimiz asla unutmayacak ve onları sürekli hayırla yad edecektir. Ve kendilerine yanlış emir veren, artık komuta bizdedir diyeni, evet, alnından öldürmek suretiyle daha sonra kendisi de şehit olan, evet, askerimizi de ben buradan Niğdeli kardeşimi hayırla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Valiliklerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere darbe girişimini haber aldıkları andan itibaren tüm imkanlarıyla, tüm güçleriyle devletlerinin ve milletinin yanında yer alan kurumlarımızın yöneticilerini de tebrik ediyorum. Aynı şekilde darbe teşebbüsü karşısında millet iradesinin yanında saf tutan tüm medya kuruluşlarımıza ve sivil toplum örgütlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletim, Türkiye tarihinin en güçlü devlet millet birlikteliğini 15 Temmuz darbe girişimi karşısında ortaya koymuştur. Milletimiz devletine, devletimiz de milletine sahip çıkmıştır. Demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir vatandaşımızın, hiçbir kurumun en küçük bir endişesi olmasın. Hükümetimizin ilan ettiği olağanüstü hal, bu değerleri onlara yönelik saldırılardan koruma amacı gütmektedir. Asli hedef budur. Ülkemizin yaşadığı tehditle mukayese edilemeyecek derecede küçük terör olayları karşısında benzer tedbirler alan Avrupa ülkelerine seslerini çıkartmayanların Türkiye'yi eleştirmeye hakları kesinlikle yoktur. Aldığımız bu kararı eleştirmeye kesinlikle hakları yoktur. Önce onlar kendilerine baksınlar. Biz kimseden ihsan istemiyoruz. Sadece gölge edilmesin yeter. Bu millet kendi kaderini belirlemeye muktedirdir. Bunu herkes böyle bilsin. Olağanüstü hal ilanının sadece ve sadece ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terör tehdidine karşı gerekli önlemlerin alınmasına, demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir tedbir olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum.
Özellikle ekonominin yurt içindeki ve yurt dışındaki unsurlarının olağanüstü hal uygulaması konusunda en küçük bir olumsuz çekinceleri, tereddütleri olmamalıdır. S&P Türkiye'nin kredi notunu BB artıdan BB'ye, görünümünü de durağından negatife indirmiş. Türkiye ile senin ne alakan var? Türkiye senin şu anda zaten üyen falan değil. Daha önce de bunları yaptın. Biz dedik ki bizim seninle alakamız yok ve kestik ilişkiyi. Şu anda siyasi bir karar açıklıyor kendine göre. Yani ben bunu açıklarsam acaba Türkiye'de yatırımlar durur mu? Sen bir boşuna uğraşma. Bizimle hele hiç uğraşma. Aynı şeyleri bundan önce de yaptınız, tutmadı. Ve bugün de tutmaz. Biz kararlı bir şekilde yatırımlarımıza nasıl devam edeceğimizi göreceksin. Bak, Osman Gazi Köprüsü'nü açtık. Şimdi 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de açacağız. 20 Aralık'ta inşallah Avrasya Tüneli'ni boğazın altından onu da açacağız. Sizin gücünüz bizim bu yatırımlarımızın ne açılmasına ne de yapılmasına yetmez. Biz buna devam edeceğiz. Ve bütün bu yaptıkları değerlendirme Türkiye ekonomisinin gerçeklerini yansıtmıyor. Bunlar her şeyi yapabilirler böyle dönemlerde. Zaten onlar böyle dönemlerde bu anları beklerler. Yarın bakarsınız bunlar piyasaya bol bol virüs de salarlar. Farklı bazı adımlar atmaya da yönelirler. Ama şunu çok açık ve net söylüyorum. Bu süreçte Türkiye, başta tasarrufların artırılması konusundaki teşvikler olmak üzere, ekonomideki reformlarını kesintisiz sürdürecektir. Merkez Bankamız gayet güzel açıklamalarını yaptı. Ve ön açıcı açıklamalarını da yaptı. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum. Piyasada herhangi bir likidite sıkıntısı söz konusu değil. Ve olmayacaktır da. Piyasaların kendi kuralları içindeki işleyişleri konusundaki hassasiyet, izlenen rasyonel ekonomi politikası çerçevesinde sürecektir. Her zaman söylüyorum, yine biz mali disiplinden asla taviz vermez, yolumuza böyle devam ederiz. Bugün yaptığımız Milli Güvenlik Kurulu toplantımızın hemen arkasından icra ettiğimiz Bakanlar Kurulu toplantımızın ve aldığımız kararların ben hayırlı olmasını diliyorum. Milletime şunu söylüyorum. Eyvah, şimdi olağanüstü hal ilan edildi. Yoksa bu süreçte artık valiler devreden çıkıp bu süreçte silahlı kuvvetler mi yönetime el koyacak? Asla böyle bir şey söz konusu değil. Tam aksine valilerimizin yetkileri, iradeleri bu süreç içerisinde daha da artacak. Ve silahlı kuvvetlerimiz valilerimizin emrinde, onların yönetiminde bu süreci sürdüreceklerdir. Ve bizler demokrasiden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu da böyle biliriz. Silahlı kuvvetlerimizde kesinlikle hükümetinin emrindedir. Hükümetiyle beraber hareket etme noktasındadır. Ve anayasamızın amir hükmü gereği bu milletin seçmiş olduğu cumhurbaşkanı olarak, başkomutan olarak bizler de askerimizle beraber silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bütün o virüsleri temizleme mücadelesini sürdüreceğiz. Diğer kurumlarımızda, emniyette ve diğerlerinde bu tür virüsleri de görüyorsunuz temizleme süreci devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu da devam edecek. Çünkü
adeta bir kanser virüsü gibi vücut metastaz oldu. Bunu temizlemeye mecburuz. Ve bunu inşallah temizleyeceğiz. Ki milletimiz huzur bulsun. Milletimiz geleceğe umutla bakmaya devam etsin. Ben milletime şunu hatırlatıyorum. Sakın endişeye kapılmayın. Hiçbir endişeye yer yok. Türkiye bu